Merhaba arkadaşlar, bugün piyasada da hazır şekilde satılan akım voltaj korumalı e, priz yapacağız. Bunun için elimizde basit devre elemanları var. İnternette bu akım korumalı prizlerin gerekli olup olmadığı konusunda uzayıp giden tartışmalar var arkadaşlar. Normalde akım korumalı prizin içindeki şu gördüğünüz devre elemanları, SMPS devre kartlarında zaten bulunuyor. Tartışmanın nedeni de bu. Yani sizin kullandığınız elektronik cihazda zaten bu koruma var diyorlar. Bu konuya ben şu şekilde yaklaşıyorum. Eğer elektronik bilginiz varsa ve kendi kartınızı, yanan kartınızı kendiniz tamir edebilecek elektronik bilgiye sahipseniz ayrıca akım korumalı priz yapmanıza gerek yok. Ama basit bir devre elemanının yanmasından dolayı servis çağırıp servis size bütün kartı binlerce liraya değiştirecekse bu akım korumalı prizi yapmanız ya da yapamıyorsanız da hazır almanız fiyatı diğer prizlerden 2-3 katı olabilir. Onu almanız bile daha karlı olabilir arkadaşlar. Çünkü servisler hani yanan parçaları tamir değil de direkt değiştirme yoluna gidiyorlar. Ve bazı kartların değişim ücretleri çok büyük maliyetler çıkartabiliyor. Sözü çok uzatmadan nasıl yapacağımızı hemen geçelim. Normalde üçlü prizlerde, grup prizlerde yapılıyor bu işlem. Ben duvar prizinde yapmaya çalışacağım. Bu şekilde duvara takılan bütün üçlü prizler de aslında akım korumalı olmuş olacak. Akım koruması için evde zaten normalde bizim 16 amper, işte 25 amper, 32 amper değerinde sigortalarımız var sigorta kutusunda. Yani yüksek amper geldiğinde normalde o sigorta kutusundaki sigortanın atması lazım. Biz voltaja karşı korumayı sağlamaya çalışacağız. Peki voltaja karşı nasıl koruyoruz? Arkadaşlar normalde bu korumalı prizlerin içindeki temel devre elemanı elimde gördüğünüz varistör. Bu varistörler anlık voltaj dalgalanmalarını sönümleyerek sağlıklı bir şekilde elektriğin devreye gitmesini sağlıyor. Elimde gördüğünüz varistör 14'te yani 14 mm çapında 430 volt DC'ye kadar 275 volt da AC olarak çalışıyor arkadaşlar. Yani bu voltaj değerlerinin üzerinde bir değer geldiği zaman bu varistör iletime geçerek yanacak. Deyim yerinde ise kendini feda edip devrenin korunmasını sağlayacaktır. Bunun dışında evde zaten bir akım koruması olduğunu söyledik. Ama daha düşük değerlerdeki akımlarda da sigorta atsın istiyorsak arkadaşlar. 250 volt 10 amper değerinde bir cam sigorta kullanıyoruz. 10 amperden fazla bir akım geçtiği zaman içindeki tel kopup koruma sağlayacaktır. Bunu kullanmak için bir tane sigorta yuvası kullanacağım. Şu şekilde. Sigorta yuvasının içine koyup kullanacağım. Bunun dışında bir de kondansatör kullanılıyor arkadaşlar. Gerilimi düzenlemek için. Bu da 400 volt değerinde damla tipi kondansatör. Şu iki gördüğünüz kondansatör de Kutupsuz kondansatör arkadaşlar. Yani artı eksi bölümü olmayan kondansatörler. Mikrofarad değeri çok önemli değil arkadaşlar. E, voltaj değeri önemli. 400 voltluk bir kondansatör tercih ediyorum. Şimdi prizi açıp hemen bu uygulamayı yapalım. Bu uygulamayı yaparken arkadaşlar sigortaları indirmeyi unutmuyoruz. Elektriği kesiyoruz. Varistörü de paralel bağlıyorum. Buradan arkadaşlar elektrik hattını çıkartıp Şunu kesiyorum. İki ucunu açıyorum. Normalde arkadaşlar bu kablo ince bir kablo. Buraya çok yük çekmeyen aletler bağlamamız lazım. Laptop gibi, Televizyon gibi. Ben videoda daha pratik şekilde göstermek için bu pil yuvasını kullandım. Ama burada gördüğünüz gibi kablonun en az 2.5 mm kalınlığında olması lazım. O şekilde bir kablo kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Klemens kullanıyorum. İyice sıktıktan sonra diğer kablomu takıyorum. Sağlam olup olmadığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Sağlam görünüyor. Dediğim gibi sadece bu kablomuz ince. Normalde bunu lehimleyerek yaparsanız çok daha sağlam olur aynı kalınlıktaki bir kabloyla sigortayı seri bağlıyoruz. Diğer elemanları ise gördüğünüz gibi paralel bağlıyoruz. Şimdi prizi yerine yerleştirelim. Prizimizi yerine taktık. Akım ve voltaj korumasını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Yüksek bir akımda içindeki cam sigorta yanacak. Yüksek bir voltajda ise varistör yanacak. Onu da değiştirmemiz gerekiyor. Zaten piyasadan hazır olarak aldığınız prizlerde de yüksek bir gerilim ya da akım durumunda içindeki devre elemanları yanacaktır. Tekrar değiştirmek gerekecektir ya da garanti kapsamında değiştirilebilir. Bu videoda evlerimizdeki elektronik cihazlarımızı aşırı akım ve voltajdan nasıl koruyabileceğimizi gördük. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.